Merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda bu kısmı tasarlamıştık. Videonun sonlarına doğru şunu söylemiştim. Ezgimizi biraz daha renklendirelim. Akor anlamında renklendirelim demiştim. Şimdi onları yapacağız arkadaşlar. Önce bir tek düze akor yapmıştık biz kendimize. Şimdi şu ezgimizi ben aynı olduğu gibi kopyalıyorum. Tekrar şuraya yazmamak için. İkinci kısmı da kopyalıyorum. Şuraya. Evet. Şimdi şu kısım üzerinden çalışmamızı yapacağız. Yani birinci çeşitleme demiştik. Olabilir. Yani varyasyon gibi değil de farklı bir renk olarak bunu düşüneceğiz. Şimdi Do, Re, Mi, Re akorunu, burada seslerine Do, Mi, Sol akorunu kurmuştuk. Ondan sonra şurada yine Do, Mi, Sol kurmuştuk. Bakın burada ne yapalım? Şimdi Mi sesi neye aitti? Do, Mi, Sol'ün Mi'si. Burayı yine Do, Mi, Sol olarak tasarlayalım. Ama dörtlük yapalım. Re'ye geldiğimizde 7. derece olarak bunu düşünüyorduk değil mi arkadaşlar? Daha önce şuraya yazmıştım, silinmiş. Şurada hemen tekrar bir daha yapalım. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do şeklinde yaptım. Sol, Si, Re akoru şurada. Bakın Sol, Si, Re. Şuradaki Re de bizim dominantımız aslında. Buraya 5. derece akoru olan Sol, Si, Re'yi, yani çevrim olan Si, Re, Sol'ü yerleştirdim. Do oldu ezgimizde. O zaman buraya ben tekrar Do, Mi, Sol akorunu böyle yerleştirdim. Bakın şuradakinden farklı oldu. Biraz daha renkli olmuş oldu. Daha sonra Mi, Fa, Sol, Fa ezgisi böyle kalabilir. Şunu da yapabiliriz. Yani ikilik şeklinde burayı düşünebiliriz. Şöyle arkadaşlar. Biraz canlı olsun diye. Şurayı da ikilik şeklinde düşünebiliriz. Evet. Bakın tam uyumlu gelen yerlere bu şekilde akorları konumlandırdım. Sol, Fa, Fa, Mi. Burada yine Sol. Burayı şöyle yapalım. Burada Mi'ye bir geçiş var. Yani aslında 3. derece. Ama bunu yine şöyle hesaplıyoruz. Çok ayrıntıya girmeden Do, Mi, Sol ekseninde, yani şurayı 1. derece olarak görüyoruz. Burada bir kalış yapıyor ama 1. derece kalış yapıyor. Peki biz bir önceki çalışmalarda da belirttiğim gibi 1. dereceye gidebilmek için, yani şuraya 1 yazayım. 5'ten gelmek, gergin akordan gelmek her zaman daha güzel demiştik. Ha, 4'ten de gelebiliriz, fark etmez. 4'ten 1'e de geçebiliriz. Şöyle 5 yazdım. 5'ten 1'e döneyim. O zaman Sol'e ben Si, Re, Sol yazabilirim. Şöyle düşünelim. Si, Re, Sol. Evet, yazdım. Ama bunu tabii dörtlük yazmam gerekiyor, değil mi? Tam bunun altına geldi. Şu Fa'yı da geçiş sesi olarak düşündüğümde neyin geçiş sesi peki? Bakın 5. derece Sol majör, Sol, Si, Re, Fa. Yani yedilisi olarak gördüğümde buraya bir Sol, Si, Re daha koyabilirim. Ya da burayı ikilik yapıp bunun içine böylelikle yerleştirmiş olabilirim. Evet. Sol, Fa, Fa, Mi. Yani şöyle baktığınızda 5. derece temel akoru. Bura çevrim oluyor tabi de. Genel anlamda temel Sol, Si, Re. Ama Sol, Si, Re, Fa'ya geçtiğimde ben şu dereceleri söylemiyorum. Burada niye söylemiyorum? Çünkü piyanoya en yakın hareketle bunu yapıyorduk ya, kolay çalabilmemiz için bu şekilde tasarlıyorduk. Bu derece sistemine sonradan geçeceğim. Şu an en temel olarak bunları belirtiyorum. Sol, Fa, Fa, Mi, Do, Mi, Sol'e geçtim. Bakın bayağı bir değişiklik oldu. Şurayla şura arasında bayağı bir değişiklik oldu. Bir dinleyelim. Ama istersek şurayı da sanki daha iyi olacak. Böyle ikileyebiliriz. Evet. Bu şekilde biraz daha renklendirmiş olduk. Şimdi asıl bizim
Bu dersin konusu özellikle burası. Ne kadar renk yapabildiğimizi burada görelim. Arkadaşlar şimdi şurada bir yürüyen ezgi var. Sol sol la sol fa. Fa fa sol fa mi. Ben şimdi şöyle tasarlıyorum burayı. Burayı kalış olarak hesaplayalım. Yani fa. Fa nedir? Dördüncü derece. Bakın. Burayı iki alternatifli yapacağım. Ben buraya dördüncü derece ineceğim. Yani fa'yı dördüncü derecenin temel sesi olarak görmek istiyorum. O zaman dördüncü derece olarak görmek için, yani burayı bir temel tonik olarak, birinci derece olarak görmek için benim beşten gelmem lazım. Daha önceden bahsetmiştim. Şimdi bir fa yapalım. Fa, sol, la, si, do. Eğer ben fa'yı bir olarak düşünüyorsam, yani şurada bir kalış düşünüyorsam, benim beşten gelmem çok da güzel olacak. Beşten gelmem. Yani beşten gelmem ne demek beşinci dereceden? Do mi sol'den gelmem lazım. Yani aslında bizim parçamız da do mi sol birinci dereceyken sadece şu yapı için şu an do mi sol beşinci derece konumuna düştü. Çünkü fa'yı ben bir olarak görmek istiyorum. Ama dörde inmek istiyorum. Bura bizim aslında dördüncü derecemiz. Ama ben burayı bu ölçü içerisinde birinci derece olarak görmek istiyorum. Evet. O zaman ne yapacağım? Beşten geleceğim. Beşten gelebilmem için de benim buraya do mi sol akorunu kurmam lazım. Evet. Zaten içerisinde var. Peki. Daha renkli olabilmesi için bir renk farkı yapacağız. Do mi sol si bemol koyacağız arkadaşlar. Yani şuradaki sol'ü atabilirim. Beşinci dereceye atabiliriz. Çünkü burada iki tane de sol var. Sol'ü attım. Ben buraya si bemol'ü koydum. Evet. Do, mi, si bemol. Buradan fa'ya düştüm. Değil mi arkadaşlar? Dinleyelim mi? Evet. Şuradan gelelim. Bir değişik bir renk oldu. Şimdi bunun bir farklısı daha var, onu da yapacağım. Arkadaşlar, buradan da yine bu şekilde fa majörden do majöre düştük. Bence bu şekilde kalabilir burası. Bakalım. Evet, böyle çok güzel oldu. Şimdi burayı da yine böyle yapalım. Evet. Az önce do mi soldu burası. Do mi sol si yaparak bir yedili akor, yani do majör yedili elde edip fa majöre düştüm. Yani parçanın ana tonu do majöre göre dördüncü dereceye düştüm. Ama ölçü içerisinde bunu hesapladığımda şurayı birinci derece olarak görmek istediğimde fa'yı birinci derece alıp beşinci dereceden geldim. Ve aynı şekilde de devam ettim. Şimdi bunu silmeyeceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu birinci çeşitleme olsun. Söylemiştik. Şimdi buraya gelelim. Bunu kopyalıyorum tekrar. Evet. Burayla oynamayacağım yine. Aynı kalsın ama şimdi şurayla oynayacağım arkadaşlar. Daha önceden yine bahsetmiştik. İkincil dominant diye. Şimdi burada ne yapacağız? Şu yazıları çekeyim. Ben burayı şimdi tam silemedim. Evet. Buraları komple siliyorum. Evet. Şimdi ben burayı arkadaşlar fa'yı bakın do re mi fa ikinci derece olarak görmek istiyorum. Yani fa re fa la'nın bulunduğu ikinci derece olmak olarak görmek istiyorum. Yani şuraya yazayım. Şöyle. Ben burayı 2 olarak görmek istiyorum. Net olarak 2 şeklinde görebilmem için de benim burayı re fa la'ya getirmem lazım. Peki re fa la'ya getirmem için ne yapmam lazım? Re'yi birinci derece olarak düşünüp şuraya yazıyorum. Re, mi, fa, sol,
La. Re'yi birinci derece olarak düşünüp benim La'yı beşinci derece olarak düşünmem lazım. Yani ikinci dominant diyoruz buna. O zaman benim buraya dominant akor olarak kuracağım akor La Do diyez Mi. Evet, bu şekilde La Do diyez Mi. Şimdi buraya arkadaşlar La Do diyez Mi akorunu getiriyorum. Bakalım La Do diyez Mi'yi getirdim. Bakın La Do Mi. Bir de üstüne küçük üçlü kurduğumuzda La Do Mi Sol ne oldu? La majör yedili. Ben 5. dereceden nereye düşeceğim? 1. dereceye düşeceğim. Yani şuraya düşeceğim. 1. dereceye. O zaman 1. dereceye düşmem için de benim burayı Re, Fa, La yapmam lazım. Bu şekilde. Evet, Re, Fa, La. Peki ne demiştik? Daha kolay hareket yapalım. La'yı sildim. Yani La, Do, Mi'den La, Re, Fa'ya geçtim. Çok güzel. Burayı bitirdim. Şimdi burayı da yine ben birinci derece olarak görmek istiyorum. Zaten ana tonumuzda birinci derece burası. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol'ün birinci derecesi nedir? Yani Do ekseninde dizinin Sol majör yedili. Sol majör yedilde ne var? Sol, Si, Re, Fa. Bakın Fa burada. O zaman benim Sol, Si, Re'ye ihtiyacım var. Peki yakın hareket olması açısından şunu yapabilir miyim? La, Sol'e insin, Si, Re. Şöyle bir akor olsun. Fa, Fa, Sol, Fa, Mi. Yine ben şurada Sol, Si, Re. Burayı da Sol, Do, Mi yapalım. Çevrim olabilir. Çok da güzel duyulur. Evet. Sonra tekrar Mi, Fa, Mi, Re, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Burada oynamıyorum. Evet. Şuraya tekrar yazalım. İkinci. Evet, bu genelde şarkılarda çok olan bir şey. Bir kalıp. Bunu zaten yaptıkça daha alışacaksınız. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın hiç çalmadık. Şurayı bir dinleyelim sadece. Şuradan geliyorum. Şu kısım çok önemli. Bunun rengini dinledik. Şimdi bir de şurayı dinleyelim. Evet, bu şekilde arkadaşlar ne yapmış olduk bu çalışmamızda? Bir önceki çalışmada düz akorlarımızı yazmıştık. En kolay. Sonra aynı akorlar üzerinden bu sefer yedili akorlarla düşeceğimiz tonun biçimini belirleyip derecenin biçimini belirleyip ona göre önden beşliden gelmiştik. Yani beşinci dereceden. Sonra ne yaptık? Yine düşeceğimiz tonun rengini ve biçimini belirleyip yine bir önden beşliden geldik. Yani gergin akordan yumuşak akora dönüş yaptık. Geçtik. Sonra aynı şekilde yolumuza bu şekilde devam ettik ve farklı renkler elde ettik. Arkadaşlar bir sonraki çalışmada da özellikle ben şunu çok beğendim. Buna ikinci çeşitleme diyelim. İkinci çeşitleme. Şunun üzerinden, şu akorlar üzerinden farklı eşlik varyasyonlarıyla ezgimizin ritmik kalıplarını biraz canlandıracağız. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.